Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. Bugün sizlere İsveç'teki alım gücünden biraz bahsedeceğim. Hep söylüyorum, İsveç Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden birisi diye. Kuzey ülkeleri Avrupa'nın pahalı ülkeleri arkadaşlar. En pahalısı muhtemelen Norveç. Sonrasında Danimarka geliyor, sonrasında İsveç geliyor diye biliyorum açıkçası. Şimdi bu ülkelerde yaşıyorsunuz ve ortalama bir eve giren parayı yaklaşık net olarak 30 bin kron olarak düşünürsek bu ülkedeki alım gücünden bahsedeceğim. Şimdi bugün mesela biz kışlık alışverişimizi yaptık. Çocukların özellikle ihtiyaçları vardı. Neler aldık? Kısaca şöyle bir özetleyeyim. Çocuklara yağmur tulumları aldık yağmurdan korunmak için. Çocuklara kışlık waterproof sivitler aldık her iki çocuğa da. Oğluma bir tane ayakkabı, Adidas marka ayakkabı aldık. Kızıma bir tane yağmur çizmesi ve waterproof bot aldık. Biz 4 tane ailenin fertlerinin her birine waterproof sırt çantası aldık. Çünkü burası çok yağmurlu olduğu için her şeyi waterproof almaya dikkat ediyoruz. Onları aldık. İşte nevresim takımları aldık. Yatak örtüleri vesaireler aldık. Bir sürü kıyafet, onun dışında bir sürü kıyafet vesaire, ıvır zıvır işte eşofman takımları, pijama takımları vesaire bir sürü şey aldık. Bunlar için biz arkadaşlar toplam sanırım 4600 kron gibi bir para ödedik. Şimdi maaşınızın 30 bin kron net elinize geçtiğini düşünürseniz, bu bütün kışlık harcamanızı bir seferde yaptığınız bütün bu kışlık harcamanız için verdiğiniz para edindiğiniz maaşın yaklaşık 6'da biri. Yani 6 tane 6'ya böldüğünüzde sadece bir parçasını bunun için harcıyorsunuz. Bu işte alım gücünden geliyor. Hatta şöyle yapayım. Sizlere birazcık alışveriş yaptığımız yerdeki, alışveriş merkezindeki görüntülerden birkaç enstantane paylaşayım. Fiyatları direktmen raflar üzerindeki fiyatları görün. Onun üzerine tekrar konuşalım. Şöyle tavşanlı bir tane çocuk siviti. Üst 80 kronmuş. Alta bakayım bir de. Altıda 70 kronmuş. Burada yine sivitler vesaireler var. 110-110, 99 kronmuş mesela bu sivit. Burada yine çoraplar var, 35 kron. Kaçtı bunlar? 5'li, 35 kronmuş. Çocuklar için boxer'lar 7'li paketmiş şöyle. Fiyatı 99 kronmuş, çok uygun bence. Çoraplar yine 50 kron. 7'li paket yine bunlarda. Güzelmiş desenleri de. Eşofman altlar 129 kronmuş. Kalın çorap İsveç'te çok önemli. Şu keçe gibi böyle kalın çoraplar. Herkesin olmazsa olmazı ve önemli. Fiyatlar da uygunmuş, 34. Termal içlik çocuklar için 40 kron. Böyle yağmur tulumları var arkadaşlar. Fiyatlar 220 kron civarında. Bütün çocuklar da, hatta yetişkinler bile giyiyor burada bunları. Bunlar 230 kronu sanırım. Bakayım fiyatlarına. Bunlar 230 kronmuş. Şöyle reflektif kumaşı olan sivit tarzı şeyler var. İçi böyle, dışı su geçirmeyen, içi böyle kalın polarlı şeklinde. Bunların fiyatları da 200 kronmuş. Şimdi bizim ada dinozor hastası olduğu için şu yağmurluktan beğendi. Bunu istedi. Alıyoruz bakalım. Tamamen bu yağmurlu havalarda giyip dolaşmak için. Yani bir soğuktan koruma şey yok, sadece yağmurdan koruyor. Bunlar da kışlık kartonlar arkadaşlar. Bunların içleri böyle kalın. Kışın çocuklar mont giymiyor. Komple böyle vücuttan boydan mont oluyor. Yani tulum giyiyorlar. Buradaki bütün çocuklar bunu giyiyor. Çünkü öbür türlü çocuklar üşüyor yani. Ve fiyatlar da 400 kron. Evet arkadaşlar, şimdi kışlık çizme, su geçirme çizmelere bakıyoruz. Size hemen şurada göstereyim çocuklar için. Şöyle çok güzel desenleri olan kız çocuklar için. Bunlar da erkek çocuklar için. Fiyatı da bunların 200 kron. Gayet iyi bence fiyat olarak. Bu çizmeler gerçekten çok kullanışlı oluyor. Gerekiyor yani. Fiyatları da gördünüz. İçeride mağazada içerisinde birkaç sizlere görüntü paylaşmaya çalıştım. Bu gittiğimiz mağaza gerçekten çok büyük bir yerde. İçerisinde aşırı kalabalıklı, o yüzden çok fazla uzun kayıt almadım. Almak da istemedim. Kayıt mı alayım, alışveriş mi yapayım, çocuklarımı takip edeyim biraz zordu ama. Neyse, bu işin hikaye kısmı.
İşin özeti şu. Ekonomide arkadaşlar enflasyon dediğimiz oranı burada anlıyorsunuz. Yani bizim ülkemizde 30.000 TL maaşla bu kadar eşyayı bir kafanızda canlandırın. Aldığınızda ne kadar ödemeniz gerekiyor? Bir de burada 30.000 kron maaşla bu kadar eşya için ödediğimiz para 4.600 kron. Bunun değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ekonomideki enflasyon oranı bu yüzden önemli. O yüzden bütün ekonomistler söylüyor. Aldığınız maaşın çok bir önemi yok. Önemli olan alım gücünüz, önemli olan enflasyon oranı diye bu yüzden söyleniyor. Durum bu arkadaşlar. Kısaca sizlere bunu bilgilendirmek istedim. Ayrıca bu videoda belki de buraya gelen insanların yaşam şartlarında nasıl kendilerini konumlandıracaklarıyla ilgili birazcık bilgi olsun istedim. 30.000 kron net maaş aldığınıza yaklaşık bana göre çok rahat bir hayat, bir aileyi geçindirecek bir hayatı idame edebilirsiniz. Aslında biraz da bunun bilgilendirmesini yapmak istedim. Bu ülkede en büyük gider kalemi arkadaşlar ev kirası. Bu yüzden yaşam şartlarınızı tamamen size bağlı. Tutacağınız eve bağlı. Arkadaşım var. Çocukları yok. 1+1'de kalıyor. Eşyalı evi tuttular. 9.500 krona eşyalı ev tuttular. Arkadaşım var. Boş ev tuttu. 2+1 daireye 18.000 krona tuttu. İkisinin de bulunduğu mevkiler gayet güzel. O 9.500 kronluk olan ev mesela şeyde değil. Yani böyle tamamen kenar mahallede falan da değil. Gayet güzel bir semtte, deniz kenarında. Hatta çıkıp evinden çıkıp sahile yürüyebiliyor filan. Kabin diye geçiyor gerçi ama diğer arkadaşım da bulunduğu, tuttuğu ev çok güzel. Onun ödediği kira 18.000 kron. Daha önce benim evimi görmeyenler varsa hani ev turu diye bir videom var, onu izleyin. Benim evimde 13.000 kron ödüyorum arkadaşlar. Elektrik dahil değil benimkine. O 9.500 kronluk arkadaşın içine bütün faturalar dahil. Benim de bütün faturalar dahil, elektrik hariç diğer tüm faturalar, internettir, sudur vesairedir. İşte vergidir, çöp vergisi falan her şey dahil benim kiramın içine de. Böyle. Bugünlük de böyle bir video oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla bir sonraki videoda görüşmek üzere.